Herkese merhaba. HTC'nin mobil dünya kongresinde tanıtmış olduğu akıllı telefon HTC One M9 şu anda elimde. HTC One M9 tasarım anlamında geçen yılın modeli HTC One M8'den çok farklı görünmüyor. Ancak detaylara baktığımızda ufak tefek farklılıkların olduğunu görürüz. Arka yüzeyle kenarların buluştuğu nokta geçen yılınki modele göre biraz daha keskin. Bir aile keskin geçişler söz konusu ve arka yüzeyle kenarlar farklı renkte tasarlanmış. HTC bu şekilde iki farklı seçenek sunuyor kullanıcılara. Çift renkli iki farklı model kullanıcılarla buluşuyor. Tabii ki HTC One M9'u geliştirirken yine oldukça detaylı bir işçiliğin söz konusu olduğunu söylüyor ve yoğun çalışmalar sonucunda bu elimde tutmuş olduğum telefonun ortaya çıkmış olduğunu dile getiriyor. HTC One M9'u elimize ilk aldığımızda aradığımız ilk şey üstteki güç butonu oldu. Parmağımız ister istemez üstte güç butonuna kaydı. Ancak güç butonu HTC One M9'da kenarda yer alıyor. HTC bu şekilde diğer çoğu üreticinin izlemiş olduğu yolu izlemiş oluyor. Bunun dışında hem güç tuşu hem de ses tuşları gövdeden farklı bir dokuya sahip. Bu da bu tuşların daha rahat şekilde algılanmasına, bulunmasına olanak sağlıyor. Ses tuşlarıyla güç butonu bile farklı dokuya sahip. Böylelikle kullanıcı parmağıyla dokunduğunda hangi tuşun ne olduğunu rahatlıkla algılayabilecektir. Telefonda 5 inç 1080p ekran yer alıyor. HTC bu telefonu yeterli olduğunu düşünmüş ve One M8'e göre bir değişiklik yapmış. Gerçekten de ekrana baktığınızda pikselleri fark etmeniz mümkün değil. 5 inç 1080p ekran gerçekten optimum bir görsel deneyim için yeterli oluyor. HTC de bunu düşünmüş olmalı ki bu telefonda ekran konusunda, çözünürlük konusunda Samsung'un veya LG'nin yaptığı gibi daha ileri gitmeyi düşünmemiş. HTC One M9'un ekranın üstünde ve altında bumsan toporlörler bulunuyor. Bumsan toporlörler geçen yıla göre biraz daha geliştirilmiş. Dolby Audio desteği kazandırılmış. Ayarlara girdiğinizde HTC Boomsound Dolby Audio şeklinde bir seçenek görüyorsunuz. Bu seçeneğe dokunarak müzik ve sinema modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Böylelikle film izlerken veya müzik dinlerken hoparlörlerin, Boomsound hoparlörlerin farklı şekilde ses vermesine olanak sağlayabiliyorsunuz. HTC One M9'da Android 5.0 Lollipop yüklü geliyor ve HTC'nin Sense 7 kullanıcı arayüzü de bu işletim sistemin üzerinde çalışıyor. Sense kullanıcı arayüzünde bir takım değişiklikler söz konusu, biraz daha sadeleştirilmiş. Duvar kağıdı görmüş olduğunuz gibi kullanıcı tarafından belirlenebiliyor ve ikonlar da, ikon renkleri vesaire de bunlar da arkadaki duvar kağıdına göre ayarlanabiliyor. Uygulama menüsünde çok fazla bir değişiklik yok. Aynı yapı, geçen seneki yapı korunmuş ve sadece uygulama kısımlarında, ikonlarda ufak tefek düzenlemeler yapılmış. Tekrar ana ekrana döndüğümüzde Sense Home adı verilen bir özellik var. Sense Home sık kullandığınız uygulamaları ve aynı zamanda günün farklı saatlerine göre işinize yarayabilecek uygulamaları gösteren bir tavsiye bölümü içeriyor. Bu da HTC One M9'un daha kullanışlı hale gelmesine olanak sağlayacaktır. HTC One M9'da yer alan kameralara baktığımızda arkada 20 megapiksel kameranın yer aldığını görüyoruz. Bu 20 megapiksel kamera 4K video kaydı yapabiliyor ve kamera sensörünün üzeri de safir camla kaplı. Bu da bu gördüğünüz cam yüzeyin kolay kolay çizilmeyeceğini ve fotoğraflara da olumsuz etki de bulunmayacağı anlamına geliyor. Yine çift LED renkli LED flash da bulunuyor HTC One M9'da. Öndeki kamera ultrapiksel. Önceki yıl arkada yer alan ultrapiksel kamera bu yıl ön tarafta yer alıyor. Ultrapiksel teknolojisi artık selfie fotoğrafları için kullanılıyor. Arkada duo kamera sistemi yok. İkinci kamera kaldırılmış. Ancak kamera uygulamasına baktığımızda yine bokeh efektinin, derinlik efektinin fotoğraflara kazandırıldığını görüyoruz. HTC daha önce donanımla yaptığı bu işi artık sadece yazılımla hallediyor gibi gözüküyor. Kamera uygulamasında çok fazla bir değişiklik yok. Sense 6 ile birlikte sunulan kamera uygulaması aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Çeşitli çekim modları var. Gördüğünüz gibi selfie, panorama, bokeh, ikili çekim gibi modlar söz konusu. Fotoğraf ve video çekim modları arasında geçiş artık yok. Çünkü siz doğrudan fotoğraf veya video çekim tuşuna bastığınızda çekim işlemi başlıyor. Bu da HTC'nin Sense 6 ile birlikte kamera uygulamasında atmış olduğu geri adımın tekrar telafi edilmesi anlamına geliyor. Fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi biraz daha kolaylaştırdığı anlamına geliyor. Aynı zamanda yine video çekerken fotoğraf çekme imkanı da bu uygulamada bulunuyor. Gördüğünüz gibi ayarlarda, hızlı ayarlarda alt bölümde karşımıza çıkıyor. Buradan çeşitli el ayarlamaları yapıp çekim gerçekleştirmek mümkün oluyor. Ve çekim işlemi de, odaklama işlemi de gördüğünüz kadarıyla hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Kamera iyi bir deneyim sunuyor gibi gözüküyor. Tabii ki daha fazla detaylı bilgi için
kesin bir yargıya varmak için HTC One M9'u daha detaylı incelememiz gerekiyor. HTC One M9'un içerisinde Qualcomm Snapdragon 810 işlemci var. 3 GB RAM bulunuyor. Bu da telefonun güçlü bir performans sunacağı anlamına geliyor. Bunu vaat ediyor. Gördüğümüz kadarıyla geçişler oldukça iyi. Android kullanıcı arayüzü içerisinde bu konuda herhangi bir performans açısından fazla bir sorun çıkaracak gibi gözükmüyor. HTC One M9 gördüğünüz gibi Blinkfit yine kullanıcı arayüzünün önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmayı sürdürüyor. HTC One M9'la ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'da yer alan ön incelemesinde bulabilirsiniz. Mobil Dünya Kongresi'ndeki gezintimize devam ediyoruz.